Öleceği günden kötü. Sen nasılsın ana kardeşim? Vallahi sen çarptan kadar iyi gittin. Sen çarptan sonra burada bana ne yapmıştın? Beycanım, o bilezikler kolunuza ağır geldi mi? Sizi böyle de alıp bankaya yatırmak lazım. Yoksa oturduğunca da zarar edeceksiniz. Bana ne yapıyorsun şimdi bu? Ben ne bileyim ne soktu, ben de senin gibi dinliyorum. Nasıl anlıyorsun sen? Bilmiyorum. Ben Burçin Yenge'ye yüzüne söyledim hafta altına. Hoş bir şey değil ama evin kirası ödemedin, evinden çıkmanız gerekiyor. Emre efendim, bu evde bulunan herkes sizin hizmetkarınız. Ev sahibiniz olduğunuz için değil, misafirimiz olduğunuz için. Hizmetkarı değil midir ev sahibi misafir? Değil mi, değil mi, değil mi, değil mi, değil mi, değil mi? Her ev sahibi değil ama, değil mi Emrullah? Ben soruyu anlayamadım. Gel sana bir daha anlatacağım Emrullah. Vallahi ben seni gayet iyi görüyorum ha. Adam biraz çarpıyor, ediyor ama şöyle milletin pek bahsettiği gibi bir durum yok. Gayet iyi adam ya. Nasıl bahsediyor millet? Ya, ben söyleyeyim, bilmesin için denilmiş mi lan? Aa, neden? Ya Emrullah, sen de öküz bir adamsın. Ya benim sözümü kesiyorsun burada. Bir dur! Bir dur be! Bir dur! Ya Hilmi, sen bizim milleti biliyorsun işte. Bizim milletin ağız torba değil kimsesin. Bazen düzmek icap ediyor. Koşuyorsun düzmeye, bakıyorsun torba değil. Nasıl yürüyeceksin? Ne yalan ha, ne yalan. Bir ya sen Tanrı'yla konuşuyorsun. Yo, yo. Yalan değil Tanrı'yla konuşuyorsun bir şey. İnsan istese de yalan söyleyemez ki o. Daha her şeyi olmadan bilene nasıl yalan söyleyebilir ki insan? Değil mi, değil mi, değil mi, değil mi? Oğlum, her şeyi bir yaptı altında. Yani Hilmi, sen Tanrı'yla konuşuyorsun, öyle mi? Ay Allah, delirmiş bu. Ne şekilde oluyor Hilmi? İçine kadar mı doluyor ha? Duymak şeklinde. Önce duyuyoruz birbirimizi, sonra anlaşıyoruz. Evet. Zaten Tanrı'yla konuşmayla bir insan arasında, insanla konuşmak arasında pek bir fark yok. Çok yakın bir arkadaşınızla yaptığınız konuşmayı düşünün. Biz mi düşünelim? Emrullah pek beceremez. Biz ikimiz yapsak. Düşündük. Yanımları çıkarın. Çıkardık. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey. Herkes borcu girdi. Kurban oldum. Her şey niye yaptın aslında ya? Ya Emrullah adam beni çarptırıyor. Kardeşim daha ne konuşuyorsun sen ya? Allah Allah. Ya böyle hani kılışınca, tutulacak kalbiler, taksiye binince böyle kapısı çarpar falan. Hep böyle olmaz mı canım? Böyle çarpar falan. Hadi git oradan. Ne taksi be? Peki canım, bu öyle bir şey değil. Adam gerçekten çarpmıyordum. Hindi. Hindi çarpsana şunu. Allah aşkına. Yoksa ben çarpmaya gitsek hadi. Hindi sıçra. Ben şimdi bunu çarpmasam bu sabaha kadar benim başım dedi gel. Kalk git git. Gel. Kalk. Ya da koca sizmişler. Kalk. Ay. Kalk. Hayırdır ne oldu? Ay adına valla çarpıyor bu. Yok canım taksidir o. Dek. Sanki ben o taksinin çıtıyla bu trafo şeysini ayıramıyorum. Atlama bir de ben bakayım mı? Hilmi, bir de bu bakayım mı? Yapmayın Adnan kardeşim. Ya ne var, herkes çarptın, herkes çarptın. Ne diyor ya? Yalnız bunu biraz fazla çarp, bunu gözü başına çok oluyor. Hem de sana bir tedavi etmez. Hayır. Sizin gayetten sesler gelir mi? İleride ne olacak ki bilerinden? Emrullah kardeş, sen bugüne kadar olanları anladın mı geleceği soruyorsun? Hiç işte ya, öküz işte, öküz. Gördün mü? Tam biraz olmadan elini çektin lan. Çünkü bu tip öküzlerin tam 4 saat şartla kalır. Yoksa anlamadın mı? Daha hiç kitap okumamış bir insan. Neden merak eder gelecek sene yazılacak kitapları? Daha bu dünyada yaşamayı beceremeyen neden merak ediyor diğer gezegenlik hayatları? Dün ve bugün ne zaman halledildi de geleceğe sorgulanıyor? Hala işler kalleşçe hallediliyor. İkiler uluslararası ilişkiler. Birbirine sınır komşusu hem dost hem düşman ülkeler. Top bile oynayamıyorlar kapısız. Oyunları savaş gibi görenler savaşlarla oyunlar oyun gibi görüyor elbet. Aynı kadını seyredenler birbirine vuruyor. Aynı şeyden nefret edenler ise can ciğer arkadaş. Bir şeyi, bir kadını, bir erkeği, bir rüciyi sevdiğinin cezası ölüm bile olmuyor bazen. Tanrım, kınç geçti içinden. Affedersin. Benim biraz Tanrı'yla konuşmam gerek. Estağfurullah canım, biz yapaydık. Tanrım, tam da öfkeye karşı konuşurken
Nasıl oldu bilmiyorum. Affedersin Tanrım. Affedersin Tanrım. Yok yok. Burada olmuyor. Benim işe girmem gerek. Burada olmuyor. Nerede oluyor yenge hanım? İçeride bizim orada yerimiz vardı. Konuş Allah yardımcın olsun. Yazık o ya. Allah Allah senin de yardımcısın. Abla ne? Bundan böyle işin zorunda. Her okul içinde korkmasın. Değil. Evet, hepimiz çarpıldığımıza göre artık daha da haydi, haydi. Of. Al, otur al. Adnan? He? Duvarda insanlar var değil mi? He, insanlar mı? Ya onu hep söylüyor da, yanlış şeyle ilgili söylediğinde bir gerçek bir hayvan gibiydi hani şeyde. Neyle ilgili? Ya bir ara Irak Savaşı demedin ya, Birleşmiş Milletler benzinler Irak Savaşı. Ben Irak Savaşı'nı kaçırdım Adnan. Ya hani laf arasında bir yerde Kofi Annan demedim ya ha? Yo yo, savaş mı sönüştün? Savaş mı sönüştün? Sen hakim gibi sönüştün. Adam bunun sonrasını ilişki duyuyor, orada hemen sen işe bağlı. Sapık ya, gel değil be. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir yalanlar çıkartacak ya. Ne çıkartacak? Hayır bakalım, görüşmek üzere.